arkadaş, ne biçim bulmaca hazırlıyorsunuz ya? Resimdeki müzisyen diyor. 5 tane müzisyen var orada ya. Lan ne saçma sapan işler bunlar be. Ne yapıyorsun yine dalmışsın gitmişsin derinlere? Betül'ü mü düşünüyorsun? Yok. Zehra'yı. Hoppala paşam, mal kare paşan. Arkadaş sen ne cins bir adamsın ya. Ya kukumal kuşu gibi düşüneceğine kardeşim git açıl şuna ya. Git de ki ben sana ilk gördüğüm günden beri aşığım de. Hastayım de o mavi gözlerine. Tavrına yanıp tutuşuyorum de. De ama ne olur git söyle. Ne olur açılsan ya. Ne kaybedersin be kardeşim? Zehra. Efendim? Ben sana aşığım. Ne? Seni gördüğüm ilk gün gözlerine vuruldum. Ve gerçekten aklımdan hiç çıkmıyorsun. Ben de seni seviyorum. Ama bir hoca olarak seviyorum. Hoca olarak. Ben arkadaşlığınızı kaybetmek istemiyorum hocam. Arkadaş. Sen benden daha iyilerine layıksın hocam. Klasik muhabbet. Bu aralar kariyerime odaklandım da ben. Oh, kariyer. Ben aslında çok zor bir dönemden geçiyorum hocam. Hocam. Tamam, tamam. Ne kadar bahanem varmış. İstemiyorum de olsun bitsin. Yok Şevket boş ver. Hazır böyle senli benli konuşmaya başlamışken bir çuval inciri yiyelim abi. Boş ver. Ne sen ye. İçine ata ata kanser olacaksın sonra. Ne çözüyorsun sen? Hı? Ne çözüyorsun? Bulmaca çözemiyorum da anasını satayım anlamıyorum ki. Buraya koymuş adamı tanıyorum ben bunu. Mazhar Fuat Özkan. Buraya yazıyorum. Tutmuyor. Sen de o kadar beyin olsaydı zaten. He? Evet. Ya kan kokusu almış at babalar gibi başıma üşüştünüz be. Çekilip gitsenize nefes alayım. Ama babacığım. Ne babası ya ne babası? Biraz da büyük sözü dinleyin. Hadi gidin rahat bırakın beni. Zehra. Sen kal kızım. Melis. Sen de kal. Tamam dedeciğim. Görüyorsun değil mi? Taşlar nasıl yerinden oynuyor. Semih, bugün bir açılışa davetliyim ama gidemeyeceğim, işim çıktı. Melis'e sen eşlik eder misin? Çok isterdim ama halletmem gereken birkaç bir şey var. İyi, ne yapalım? Bir dahaki sefer o zaman. Hoşça kalın. Güle güle. Bir de şununla Melis'i bağladın mı? Dünyanın en mutlu insanı ben olacağım. Mutlu olacaksın, öyle mi? Evet. Sen mutlu olamazsın ki Tülin. Yine kafayı takacak bir şeyler bulursun. Çok biliyorsun Ferru. Ben ne yapayım Ünsal? Adam bir şikayetçi olsa işin yok bir de onunla uğraştır. Haklısınız müdürüm. Adamlarına sahip çık Ünsal. Burası Dingo'nun ahırı değil. Doğru söylüyorsunuz müdürüm. Hem dün sen neredeydin? Arıyorum telefonun kapalı. Şarjım bitmiş müdürüm. O yüzden bakamadım. Bir daha olmasın. Hadi şimdi işinize gidin. Hadi. Emredersiniz. Lan 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 çıktı koş. Paketleyin adamı. Lan. Lan oğlum ne oluyor lan? Lan. Lan oğlum ne oluyor lan?
Sen geç buradan. Sus. Delirdin mi oğlum sen? He? Durup dururken adamı niye tutukluyorsun sen ya? Ya amirim, haklısınız. Ne deseniz haklısınız, özür dilerim. Sizi de zor durumda bıraktım. Ama adam senin hanımın yanında öyle atarlanınca, hakaret edince... benim de deli damarım tuttu işte. Oğlum, ben sana Selin'den uzak duracaksın demedim mi? Dediniz amirim, dediniz. Ama kendime mukayyet olamıyorum ki. Gönül ferman dinlemiyor amirim. Sinirlenmeyeyim diyorum. Sakin olayım diyorum. Adam evliliğimi kurtardı diyorum. Ama nafile. Bak, ayağını denk al Levent. Kendini de yakacaksın, beni de. Amirim, ben sizin evliliğinizi kurtardım ya. Acaba siz de benim nikah şahidim olabilir misiniz? Ne nikahı lan? Ya ben Selin Hanım'la evlenmeyi düşünüyorum ya. İşte oradaki nikah. Yüzük, taran. Levent, oğlum, bak sen çok iyi bir insansın ama biraz safsın. Selin sana bakmaz. Neden bakmaz diyorsunuz amirim ya? Levent, ben sana ne diyeyim? Bakar deyin. Benim hayallerime neden ipotek koyuyorsunuz amirim? Bence biraz bakar. Göz ucuyla da olsa bakar amirim. Levent, çakacağım tokadı dedim. Tamam, bıstım. Koçum, Rusya'nın yarısını dolandırıp sıyıracağını mı zannettin ha? Sanırım bir yanlış anlaşılma var. Ben kimseyi dolandırmadım. Yapma ya. Rus arkadaşlar öyle demiyor ama. Ha? Ya benim işlerim yolunda gitmedi de. Allah Allah. Bak şu Allah'ın işine. Ben battım. İnanın ben de çok para kaybettim. Ciddi misin? Namık. Buyur abi. Arkadaş batmış. Hiç parası da yokmuş zaten. Zavallı. Arkadaşın ruhuna bir fatiha okut o zaman. Bakın ben düşündüğünüz gibi biri değilim. Tamam benim borcum var ama ben bunları ödeyeceğim. Sadece benim biraz zamana ihtiyacım. Ne zamanı? Yürü git. Bir haftada parayı bul getir. Bir hafta mı? Yani bir hafta çok kısa bir süre. Ben nereden bulurum bu kadar parayı? Kes lan! Nereden bulurmuş? Canavar gibi yere dükkan açmışsın oğlum. Ekrem amcanı kopart biraz da. Alo, Zehra neredesin? Evdeyim. Ya hemen buluşmamız lazım. Bu dünkü kafeye gelebilir misin? Semih'cim sonra konuşsak. Şu an gelmem çok zor gerçekten. Çok önemli Zehra. Yani buraya geldiğin zaman ne demek istediğimi anlayacaksın. Lütfen. İyi tamam geliyorum. Tamam. Yengecim günaydın. Ay! Ay Şevket Bey, ödümü kopardınız ya. Şevket Bey yok. Şevket Bey yok. Şevket. Neymiş? Söyleyin. Hadi Şevket. Bravo, bravo. Buyurun, şöyle alayım sizi. Orayı artık unutun. Buyurun. Teşekkürler. Rica ederim. İstikamet neresi? Karşıya. Baş üstüne. Buyurun. Buyurun. Saçlara dikkat edelim. Selam. Aleyküm selam hocam. Ne yapıyorsun? Ahmet yok mu? Okulda hocam. Tabii bugün yine gittiyse sürekli kız kardeşi için okuldan kaçıp duruyor. Merak etme merak etme artık kaçmayacak. Güzel güzel okuyacak inşallah. İş buldum sana. Ne diyorsunuz hocam? Ciddi misiniz? Koskoca hocayım ya ben. Yalan söyleyecek halim yok. Kusura bakmayın hocam heyecandan ne diyeceğimi bilemedim. Bir şey söylemene gerek yok. Sen git karını kızını bul yanına al. Şu borçların içinde. Bir ara bir camiye uğra, bir hal yoluna koymaya çalışalım, tamam? Allah tuttuğunuz altın etsin hocam. Bir elinizi öpeyim. Ya yok, 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 yok. Hadi Ahmet de görürsen öp benim için. Artık hale meselesi hallolduğuna göre işimize dönebiliriz. Amirim, bence bu kadar çabuk gevşemeyin. Yılların acısı bir günde çıkmaz. Kertenkeleyi bir yakalayalım. Bak her şey nasıl düzelecek. Yürü gidiyoruz. Nereye amirim?
Betül'e. Action. Düş önüme hadi. Yengecim buyurun, aman dikkat edin, duba koymuşlar, çok gereksiz olmuş. Mersi. Rica ederim. Siz burada bekleyin lütfen, ben çok kalmayacağım, sonra ofise geçeriz. Tamam yengecim, siz nasıl emredersiniz, dikkat edin basamaklara lütfen. Dikkat, yavaş yavaş. Evet. Hoş geldiniz Zehra'cığım. Merhaba. Oturur musun? Bir şey içer misin? Fazla vaktim yok. Ofise geçeceğim. Nedir bu kadar acil olan Sevinç'ciğim? Çok önemli olmasa seni işinden alıkoymak istemezdim Zehra. Biliyorsun ben yurt dışında uluslararası ticaretle ilgileniyorum. Buraya gelmeden birkaç ay önce de bir büyük bir ithalat işine girdik. Yani Türkiye'de satmak için bir mal alımı gerçekleştirdik. Yalnız mallar gümrüğe takıldı. Yani bürokratik işler uzadıkça uzadı. Yani nasıl anlatsam... Yardım edebileceğimiz bir şey varsa söyle lütfen. Sağ ol canım benim. Sen her zaman benim yanımda oldun zaten. Tam olarak hangi konuda yardım istiyorsun? Yani Zehra'cığım, benim malları gümrükten çekmem gerekiyor. Bunun için de bir miktar paraya ihtiyacım var. Gerçi ben yurt dışına çalıştığım bankaya talimat verdim. Ama onlar en erken bir hafta içinde parayı geçebileceklerini söylediler. Ya Ekrem amcaya söyleyeceğim, üzülecek. Ya da daha doğrusu yani yanlış anlayacak diye korkuyorum. Yani bana bir haftalığına borç para verebilir misin? Aşk olsun Semih. Bir saattir anlatmaya çalıştığım bu muydu? Aramızda lafı mı olur böyle şeylere? Oh. Canım arkadaşım benim ya. Yani çok teşekkür ederim. Bir sarılayım sana. Canım benim ya. Bir hafta sonra vereceğim. Söz veriyorum. Efendim Şevket. Kardeşim burada çok saçma sapan şeyler oluyor, bak haberin olsun ha. Ben şimdi bu herife kafa göz dalacağım. Ne oldu lan, yine deli Kenan mı? Ne Kenan'ı ya, ne Kenan'ı ya? Bu bebek surat var ya, şeytan Semih, Semih. Bekle oradan, ayrılma, hemen geliyorum. Ağzını burnunu kıracağım şimdi ha. Ya oğlum bir şey yapma, sen bekle beni orada. Nasıl bir şey yapma ya, nasıl bir şey yapma ya? Annenen sarılıyor yengeme burada gözümün önüne, nasıl bir şey yapma? Şevket bak, bir şey yaparsan silerim seni defterden. Sanki kurşun kalemle yazılı defter. Silermiş. Hocam. Hicabi abi, hiç soru kaldıracak durumum yok. Ben soruyorum şimdi soruyu. Araban var mı? Vallahi yok hocam. Olsa şaşardım zaten. Nereden buluruz? Hocam, Halil amcanın var. Hocam, araba niye lazım? Bir şey yok, yürü. Ver, ver. Hocam, babam kızmasın sonra. Kızmaz, kızmaz. Bir şey söylerse de hocaya araba lazım oldu, acil dersin. Tamam hocam, oldu. Hocam, Allah'a emanet. Hayırdır Hicabi, sen ne yapıyorsun burada? Hocam belki bir faydam dokunur, siz devam edin. Vallahi tartışacak vaktim yok Hicabi, sıkı tutun. Tamam hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Amirim yine sabaha kadar beklemeyeceğiz değil mi? Yengeni kıllandırmamak lazım. Ben bekleyemem ama sabaha kadar sen bekleyeceksin. Kardeşim nerede kaldınız? Kardan adam oldum burada ya. Az kalsın dalıyordum lavuğa. Şevket sen Hicabi'yi de al eve git abi. Yok kardeşim, kusura bakma. Seni yalnız bırakamam. Şevket abi, ne diyorsam onu yap hadi. Kardeşim yalnız bırakamam dedim ya. Şevket. O zaman biz mahalleye dönelim kardeşim. Bunu da al. Lazım oldu. Sağ ol. Hadi. İki gündür de bitmedi böyle kahveler kahveler. Ya Zehra, benim bilmediğim bir şeyim var.
Semih kahve falı falan mı bakıyor? Hayır, bakıyorsa ben de söyleyeyim. Bir tane de benimkine de baksın. Bir kahve alabilir miyim? Orta. Bakmaya gerek yok Ziya Hocam. Zaten belli. Sana üç vakte kadar yol görünüyor. Çok pardon, biraz sesli güldüm. Vallahi Zehra'cığım, ben Semih'i çok sevdim ya. Kardeşim, inan cenaze namazını ben kıldıracağım, söz. Hadi Zehra, biz artık gidelim. Semih'cim de burada fal bakacak birilerini bulsun kendine. Hı? Zehra, ya benimle şimdi buradan kalkarsın ya da deden her şeyi açıklamak zorunda kalırsın. Hadi. İyi günler. İyi günler. Ya sen delirdin mi? Bu oyunu gerçek sanmaya başladın herhalde. Ben sana ne dedim? Ha? Benim bir itibarım var, ona göre davran demedim mi? Sen ne dedin? Tamam dedim. Ben de o zaman farklı bir şey olacak zannettim. Ama nerede? İçeride yine sarmaş dolaş. Ne yapıyordunuz o adamla? Gerçekten bilmek istiyor musun? Söyle bakalım, ne söyleyeceksin? Selin Semih'ten hoşlanıyor. Ben de onların arasını yapmaya çalışıyordum, tamam mı? Hadi ya. Al şunu. Al. Efendim hayatım. Hayatım neredesin? Hiç. Çalışıyorum öylesine. Bir şey yok yani. Önemli bir işin var mı? Yok. Ne işim olacak? Yani günlük rutin işler işte. İyi, hadi gel beni al. Dedemlere gidiyoruz. Tamam karıcığım. Hemen geliyorum. Levent, gözünü kızın üzerinden ayırma. Önemli bir şey olursa bana haber ver, tamam mı? Tamam amirim. Hiç merak etmeyin. Gözüm üzerinde. İnsan oğlum. Yengen bekliyor. Ya amirim, hava çok soğuk ya. Oğlum sen askerde nöbet tutmadın mı lan? Nöbet derken amirim, acaba ne nöbeti? Karargah nöbeti mi? Hudut nöbeti mi? Yoksa tuvalet nöbeti mi? Levent, in, in. Geç kaldım, hadi. Ahmet'i bırakmaya mı geldin? Hayır, sizi almaya geldim. Hiç çeneni yorma. Sana dönmeyeceğimi defalarca söyledim. Bir dinle bak. Caminin imamı var ya. Evet, biliyorum. Buraya da geldi. Bana iş bulmuş. İş mi bulmuş? Evet, hem borçları ödememe de yardım edecek. Gerçekten mi? Hadi, inat etme karıcığım. Bak, her şey yoluna girecek. Ne olur çocukları ayırmayalım. Tamam, ben eşyaları toplayayım. Hadi sen toparla. Çocukları da alıp eve dönersin. Bir dakika, sen nereye gidiyorsun? Namazı. Ne bilmiyorum işte. Aa Sedat, sen camiye uğrar mıydın? Sormuyor Rol abi. Her şey üstüne üstüne gelince insan gerçekten Allah'tan da ümitini kesiyor. Hoca efendimiz aklım başıma getirdi. Çok hakikatli adammış. Dünya ahiret, hakkını ödeyemem. Ya Erol efendi, duy duy. Duy da belki senin de aklın başına gelir. Merhaba millet. Hoş geldiniz hocam. Halil efendi, bugün senin arabayı almak zorunda kaldım. Biraz acil işim çıktı. Seni de bulamadık, izin alamadık ama problem olmadı inşallah. Aman hocam, lafı mı olur? Sormanıza bile gerek yok. Ne zaman isterseniz alabilirsiniz. Eyvallah. Bil, hadi. Esselamun aleyküm ve rahmetullah. Esselamun aleyküm ve rahmetullah. Cemaat ayrılmayın. Hocam, uzun zamandır vaazlarınızdan mahrum kalıyoruz. Çok da istek var. Ama bu cemaatin de hiç mi işi gücü yok? Boyuna vaaz, boyuna vaaz.
Çok doğru hocam. Ne zamandır vaaz vermediniz? Evet hocam. Tabii. Siz de özlediniz tabii vaazlarımı. Muhterem cemaat, hepimiz bu dünyada sıkıntılarla geçen şu hayat içerisinde bir imtihandan geçeriz. İnsanların iyi günleri olduğu kadar dar günleri de olacaktır. İşte zaman zaman hepimiz dara düşüp sıkıntı yaşayabiliriz. Bu gibi durumlarda bizlere düşen en büyük görev bu sıkıntıya düşmüş olan kardeşlerimize yardıma koşmaktır. Bakın, sevgili Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde şöyle buyurur. Kim bu dünyada bir Müslümanın bir sıkıntısını giderirse Allah da kıyamet günü onun bir sıkıntısını giderir. Kim bir Müslümanın bir ayıbını gizlerse Allah da kıyamet günü onun bir ayıbını gizler. Kul kardeşine yardım ettikçe Allah da ona yardım eder. Cemaat-i Müslümin, bakın hele ki bir aile yıkılacaksa, bir yuva parçalanacaksa bizlere düşen en büyük görev ve sorumluluk bu aileye yardım etmektir. Şunu unutmayın, dünyanın bütün nimetleri bir araya gelse inanın hiçbirisi bir anne şefkati, bir baba kucağı, bir kardeş sevgisi etmez. O yüzden varsa imkanımız gidin ananıza, babanıza, kardeşinize sevgiyle sarılın. Bakın, şunu unutmayın ki iyi gün dostu çok olur. Ama dar gününüzde eğer yanınızda olacak biri varsa o da ailenizdir. Resimdeki müzisyen. Ben ne bileyim hangisi? Ne saçma sorular soruyorsunuz ya? Ne yaptın kardeşim? Ağzını burnunu kırdın mı? Ya yok be oğlum, abartma be. Yanlış anlamışız oğlum biz mevzuyu. Semih'i Selin'i ayarlamaya çalışıyorlarmış. Ulan bırak bana ayak yapmasınlar ya. Neyine yanlış anlamışız ya? Gözlerimle gördüm ben. Sarılıyordu kıza. Allah Allah Şevket. O kadarını da sormadım abi. Ne diyeyim yani? Niye sarılıyordunuz birbirinize diye mi sorayım? Orada soramadıysan tutup kulağından getireceksin buraya. Ağzını, burnunu kıra kıra soracağız. Kafayı pik koyacağız böyle dağıtacağız bir kırda. Abartma lan abartma. Zorla güzellik olur mu be? Yakışır mı bize? O da doğru kardeşim. Kaptırdım biraz. En sevdiğin adam burada. Kim? Bacanağın. Ne? Oğlum niye daha önce söylemiyorsun? Bacanağın mı? Az önce geldiler. Şevket. Bunlar şimdi maydanoz olurlar. Ekrem Bey falan beni çağırır şimdi papaz oluruz. Ben tüylü bağdı. Oğlum nereye tüyüyorsun? Sorarsa ne diyeceğim ben ya? Ya Allah Allah. Yalan mı yok? At, salla. Sorarlarsa cenazeye gittiler. Hadi. Arkadaş adam sormaz mı kimin cenazesi diye ya? Hep ben arada kalıyorum. Ben de sizi arıyordum. Hayırdır Betül Hanım? Gel, 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 gel. Hoş geldin. Size müjdeli bir haberimiz var. Ya. Abla. Hamile misin yoksa? Değilim. İnşallah o da olur. Değil mi Özal? İnşallah. İnşallah. Biz Özal'da çok mutluyuz. Böyle ikinci bağrımızı yaşıyor gibiyiz şimdi. Peki bu müjdeli haber ne? Baksana yolculuk.
Efendim Levent. Amirim, kertenkele şu an Betül'le konuşuyor. Ne? Tamam oğlum, tamam. Geliyorum ben hemen. Hemen geliyorum, oradan bir yere ayrılma. Damat, nereye? Yine kimin peşine düşeceksin ha? Hani ikinci bağrınızı yaşıyordunuz? Hayatım, bir yere gitmiyorum. Böyle boş bulundum, alışkanlık. Haleciğim, hadi çatlatma da söyle artık bize şu haberi. Hadi hayatım, söyle. Hadi. Şu an çıkamıyorum. Kertenkeleyi takip et, yerini öğren. Sakın kendini belli etme. Söz sana, kertenkeleyi yakalarsak kendi ellerimle evlendireceğim seni Selin'le. Hocam, ben sizden özür dilemek istiyorum. Estağfurullah, ne oldu ki? Mahalleye geldiğiniz günden beri size çok ön yargılı davrandım hocam. Ah canım kardeşim benim. Sahte imam olduğumu anlayacaksın diye ecel telleri döktüm hep. Küçükken de böyleydin ya zaten. Hep benimle uğraşırdın, mızmız seni. Kardeşim, sana sarılmamak için kendimi nasıl tuttuğumu bir bilsen. Yok canım, olur mu öyle şey? Parçalanmış bir ailenin tekrar bir araya gelmesi için vesile oldunuz. Allah sizden razı olsun. Estağfurullah, olur mu öyle şey? Biz de elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz burada. Siz iyisiniz değil mi? Yani bir yaramazlık yok, keyfiniz yerinde. Sağ olun hocam. Allah'a şükür iyiyim. Müsaadenizle ben şimdi gideyim. Bir hastamla randevum var. Hayırlı günler. Sana da canım kardeşim. Merak etme kardeşim, artık yanındayım. Hiç yalnız bırakmam seni, hem de hiç. Selamun aleyküm kardeşim. Aleyküm selam. Ben mahallenin camisini arıyorum da. Cami mi? Cami ters kaldı bu amcacığım. Diğer tarafta yani. Namaz kılacaksan da vakit geçti geçiyor ya. Ben namazımı kıldım. Allah kabul etsin. Sağ ol. Ben imamım. Buradaki camiye yeni atandım.